Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinin 3.sünde geçen dersimizde faiz problemlerini anlatmıştık. Bugün bununla ilgili kısa 6 tane sorumuz var arkadaşlar. Kazanım ödev testimiz var. Hazırsanız hemen başlayalım. Full bekliyorum bana göre. Bir miktar para yıllık %18 faiz oranı ile 4 yıllığına bankaya yatırıldığında 4.320 TL faiz getirisi elde edildiğine göre yatırılan para kaç TL'dir? Önce bir formülümüzü hatırlayalım arkadaşlar. Formülümüz neydi? A çarpı N çarpı T bölü ant bölü 100'dü değil mi? Bu faize eşittir arkadaşlar. Şimdi bir miktar para diyor ya, ne kadar olduğunu biliyor muyum bilmiyorum. O yüzden A olarak kalsın. N neydi? Faiz yüzdesiydi arkadaşlar. O yüzden 18'e çarptım. Yıllık, bakın, zaman T idi. Bu da 4 yıllık. Yıllık dediği için 100'e böleceğim. Faiz getirisi de neymiş arkadaşlar? 4.320'ymiş. Buradan A'yı bulmaya çalışalım. Sadeleştirelim. Bak, 4'e bölersem 1. Bunu 4'e bölersem 108, hatta sonunda da bile 0 var. Tamam. Şimdi ne diyelim? 18'e bölersem 1, 18'e bölersem arkadaşlar 60. Burası 60 oldu. Tamam. Şimdi içler dışlar çarpımı da yaparsam 60'la da 100'ü çarpalım. 6 kere 1 6, 3 tane de 0 var. Dolayısıyla ana paramız 6000 TL gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şık. 2'ye bakalım hemen. Bir bankaya 20 aylığına yatırılan para kendisinin yarısı kadar faiz getirdiğine göre. Bak, kendisinin yarısı diyor ya. Yarım demek arkadaşlar 1 bölü 2 değil mi? O zaman biz ana paramızı ne seçelim? Rasyonel ifadelere bulaşmamak için 2A seçelim. 2A olsun. Şimdi 2A'yı ne yapacağım? 20 aylığına para yatıracağım. Faiz oranını biliyor muyum? Bilmiyorum. 20 aylığına yatıracağım için 20 ile çarpacağım. Aylık dediği için 100 ile 12'yi çarpacağım arkadaşlar. Tamam. Yarısı kadar faiz getirdiğine göre. Yani faiz getirisi ne olacak? Parasının, yani 2A'nın yarısı kadar. Yani A kadar faiz getirisi olmuş olacak. O yüzden A'ya eşitledim. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bak, A'lar burada birbirini götürecek arkadaşlar. Burada 20'ye bölerim 1, 20'ye bölerim 5. 2'ye bölerim 1, 2'ye bölerim 6. N bölü 5 kere 6'dan 30 geldi. Eşittir. Sağ tarafta da 1 kaldı. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaparsam N'yi de 30 olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız D şık. 3'e bakalım hemen. 20.000 TL aylık %24 faiz oranı ile bir bankaya yatırılıyor diyor. Tamam. Bak, 20.000 TL'miz var. %24 faiz oranı ile bir bankaya yatırılıyor. Tabi zamanı ne? 108 gün sonra diyor. Yani 108 gün. Tamam. Süremiz 108 günmüş. Bak, buradaki birim gün. Dolayısıyla 100'ü ne yapmam lazım? 360 ile çarpmam lazım. Bu neye eşit olacaktı arkadaşlar? Faiz getirisine. Bakalım ne kadar bir faiz olacak? 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0'ı ne yaptım? Sadeleştirdim. 36'ya bölerim 1. 108'i 36'ya bölerim 3. 24 ile 3'ü çarparsam 72. 72 ile de 20'yi çarparsam ne olacak arkadaşlar? 1440 TL bir faiz getirisi olacakmış. Sonra ne olacak? Faiziyle birlikte. Şimdi ana paramız 20.000 değil miydi? Faiz getirimiz de 1440. Dolayısıyla topladığım zaman 21.440 TL olmuş olacak. Bankadan çekiliyor bu 21.440. Başka bir bankaya yıllık %30 faiz oranıyla bir yılında yatırılıyor. Şimdi bizim paramız ne oldu? 21.440. Bunu yıllık %30 faiz oranıyla bir yılına vereceğim. Dolayısıyla yıllık dediğim için 100'e böleceğim arkadaşlar. Bunun faizini soruyor bana. Şimdi iki tane sıfır gider. Bir sıfır buradan gider. Bir sıfır da buradan gider. Değil mi? 2144 ile de 3'ü çarpacak olursam arkadaşlar ne gelecek? 3 kere 4 12, 12 13, 3 kere 1 3, 4, 3 kere 2 6. 6432 TL mi yapıyor? Bizden toplam faiz getirisini istiyor. İlk durumda bak bu kadar elde etmiştik. İkinci durumda da bu kadar. Bunları toplayacak olursam 6432 ile 1440'ı topladım. 2, 7, 8, 7. 7872 oluyor. Tamam. Doğru cevabımız A şık. 4'e bakalım şimdi. Arif 50.000 TL'sinin bir kısmını yıllık %12 faiz ile, bir kısmını diyor ya, ne kadarlık bir kısmını bilmiyorum. X TL'lik bir kısmı olsun. Dolayısıyla ana paramız X TL olacak. %12 faiz ile ne kadar süre arkadaşlar? 2 yıl. Bak, 2 yıl vereceğim. Yıl dediği için 100'e böleceğim. Tamam. Geri kalanını ise, şimdi X TL'sini şuraya yatırdık mı? Geri kalan parası ne olacak arkadaşlar?
50.000 eksi XTL olmaz mı? Geri kalan para. Tamam. %10 faizle ne yapacak? 2 yıl çarpı 2 diyeceğim. Yıllık dediği için yine 100'e böleceğim arkadaşlar. 2 yılın sonunda toplam faiz geliri elde ediliyormuş. Bu kadar faiz geliri. Şimdi bak, bu faiz geliri. Bu da faiz geliri. Toplam dediği için topladım ve toplam faiz geliri de 10.800 TL'ymiş. Şimdi bak, paydaları eşit ya. O yüzden ne yapalım arkadaşlar? Hiç sadeleştirme yapmayalım. Yani 12 ile 2'yi çarpalım. 24x artı 10 ile 2'yi çarparsam 20. 20 ile de bak, bunları ne yapıyorum? Dağıtıyorum. 20 ile 50.000'i çarparsam, bakın şöyle 2 kere 5 10 derim. Sonra kaç tane sıfır var? 4 sıfır burada. Bir sıfır da burada. 5 tane sıfır olacak. Onun yanında 5 tane sıfır olacak. 3, 2, 3, 4, 5. Onun yanında 5 tane sıfır oldu. Tamam. Eksi 20x. Bölü 100'dü. İçler dışlar çarpımı, hatta şöyle yapalım da adımları tane tane yapalım. Bölü 100 eşittir 10.800. Şimdi 24x'ten 20x çıkarsa ne kalacak arkadaşlar? 4x. Bak şuraya yazıyorum. 4x artı, şöyle ayıracak olursa, 1 milyon. İçler dışlar çarpımı da yaptığım 10.800 ile 100'ü çarparsam 10.800'ün sonuna 2 tane daha sıfır ekleyeceğim. 3 ile ayırdığım zaman arkadaşlar ne olacak? 1 milyon 80 bin. Bunu diğer tarafa atacak olursam 4x eşittir ne olacak arkadaşlar? 80 bin mi olacak? Her tarafı da 4'e bölersem x'i 20 bin olarak bulmuş oluruz. Bizden ne istiyor? Buna göre %12 faizle bankaya yatırılan para. Bak %12 ile şu değil miydi? Neydi? Bu para x'ti. Biz x'i de 20 bin olarak bulduk zaten. Dolayısıyla cevabımız, bakın, C şık. 5'e bakalım. Yukarıdaki tabloda A ve B bankalarının yıllık faiz oranları verilmiştir. Bakın, A bankasında %20, B bankasında %22. Ahmet parasını A bankasına, bakın şurası Ahmet, şurası da kim? Burak. Burak da parasını B bankasına yatırıyor. Ahmet'in 33 ayda elde ettiği faiz geliri. Şimdi Ahmet buraya yatırıyordu ya, parasına ne diyelim? A. Tamam. A bankasına yatırdı. %20 faiz oranıyla 33 ayda. Aylık dediği için 100'ü ne yapacağım? 12 ile çarpacağım. Bu ne olacak arkadaşlar? Ahmet'in faiz oranı olmuş olacak. Burak'ın 2 yılda elde ettiği faiz gelirine eşit olduğuna göre. Burak'ınki de arkadaşlar B çarpı faiz oranı 22 idi, değil mi? Çarpı sürene 2 yıl. 2 ile çarpacağım. Yıl dediği için arkadaşlar 100'e böleceğim. Tamam. Bunlar birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Tamam, buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Bak şuradaki yüzler ne olacak? Birbirine götürecek arkadaşlar. 3'e bölersem 4, 3'e bölersem 11. 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 5. Şimdi bak, şuradan da götürenleri yapalım. 11'e bölersem 1, 11'e bölersem 2. Buradan 5A kaldı. Sağ taraftan da 2 kere 2'den 4B kaldı. Benden ne istiyor? Ahmet'in bankaya yatırdığı para, buna A dedik. Burak'ın bankaya yatırdığı paraya oranı. B'ye oranı istiyor. A bölü B'yi istiyor. Buradan arkadaşlar A'yı ben 4 ve katları seçemiyor muydum? B'yi de tam tersi şöyle 5 ve katları seçemiyor muydum? Evet. O yüzden A yerine 4K yazdım. B yerine 5K yazdım. K'lar birbirini götürdü. Dolayısıyla cevabımız da 4 bölü 5 gelmiş oldu. Tamam. Cevabımız B şık. Gelelim 6. ve son sorumuza. İlker parasının %40'ını yıllık %18'den, geri kalanını ise yıllık %20'den 8 aylığına faize veriyor. Şurayı bir halledelim. Şimdi parasının %40'ı diyor ya arkadaşlar. Rasyonel ifadelerle uğraşmamak için ne yapalım? Ana parasına 100x diyelim. 100x olsun. Şimdi parasının %40'ı ne olacak? 100x'in %40'ı 40x olur. Bak 40x'ini ne yapacakmış? %18'den 8 aylığına verecekmiş. 8 aylığına. Aylık dediği için 100'ü bir de 12 ile çarpmam lazım. Geri kalanını ise diyor ya, şimdi 40x'ini buraya verdi. O zaman ne kaldı geriye? 60x. Bunu da %20'den 8 aylığına, aylık dediği için 100 çarpı 12. Buradan alacağı toplam faiz bu değil mi arkadaşlar? Tamam. Şuraya kadar hallettik. Eğer tersini yapsaydı, yani parasının %40'ını
parasının %40'ı 40x olacak. Değil mi? %20'den geri kalanını ise %18'den yine 8 aylığına veriyormuş arkadaşlar. 8 bölü 100 çarpı 12 aylık dediği için. Artı geri kalanını ise ne olacak? Geri kalan 60x olacak. Bunun %18'den 8 aylığına. Yine 100 çarpı 12 olacak. Bu şekilde verseydi diyor, ilk duruma göre, ilk durum bu değil mi? Buna göre 160 TL daha az gelir elde edecekti. O zaman eksi 160 demem lazım arkadaşlar. Anlaştık. Sadeleştirmelerimizi bak bir yapalım. Sadeleştirmelerimizi bir yapalım. Şöyle birer tane sıfırı bir götürelim. Tamam. Sadeleştirirsem 4'e bölersem 1, 4'e bölersem ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. Tamam. Sadeleştirdim yine. 18'de 3'ü sadeleştirdim. 6 oldu. 6 oldu. Burası 6, 48x bölü 10 oldu. 48x bölü 10. Artı bunları sadeleştirelim. Bakın 2 tane 0 gitti. Buradan da 2 tane 0 gitti. Bak 6 ile 2'yi sadeleştirsem 6 kere 2 12. Şuradaki 12 gider. Yukarıda da ne kaldı? 8x kaldı. 8x kaldı. Tamam. Eksi 160 eşittir. Şurayı sadeleştirelim. Bak 2 tane 0 gitti. 2 tane 0 gitti. Değil mi? Tamam. Burada da 2 tane 0 ne oldu? Gitmiş oldu arkadaşlar. Burada 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 3 olacak. Tamam. Burada da 8 kere 2 16x bölü 16x bölü 3 gelmiş oldu. Artı şuradan da arkadaşlar bak birer tane 0 götürdüm. Bir tane 0 götürdüm. 6'ya bölersem 1, 6'ya bölersem 2 oldu. Tamam. Şimdi 2'ye bölersem bakın 4, 18'e 4'ü çarparsam 72x bölü 10 oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bilinenleri bilmeyenleri ne yapalım? Bir tarafta toplayalım. Şimdi bak şunların paydaları eşit ya. Paydaları eşit. Bunu diğer tarafa atsam ne olacak arkadaşlar? 72x bölü 10'dan 48x bölü 10 çıkarsa 24x bölü 10 gelir. Bak bunu bu tarafa atalım bir. 8x eksi 16x bölü 3 eksi 160 eşittir. Sağ tarafta 24x bölü 10 gelmiş oldu. Tamam. Şimdi şunların ikisi arasında payda eşitleme yapalım. 3 kere 8 24. 24'ten 16 çıkarsa 8. 8x bölü 3 eksi 160 eşittir. 24x bölü 10 gelmiş oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu bu tarafa alalım. Yani şuraya yazıyorum. 8x bölü 3 eksi 24x bölü 10 eşittir. 160 gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak payda eşitleme yapalım. Payda eşitleme yapalım. 3 ile 10 30'da eşitlenir. Dolayısıyla bunu 10 ile bunu da 3 ile genişleteceğim. 10 kere 8'den 80x eksi 3 kere 24'ten 72x bölü 30 eşittir 160. Buradan 80'den 72'yi çıkartırsam 8x bölü 30 eşittir 160. Sadeleştirdiğim zaman burası 20 olacak. X de ne olacak? 20 ile 30'u çarparsam x 600 olacak. Tamam. Faize verdiği toplam para. Biz ona 100x demedik mi arkadaşlar? X'i 600 olarak bulduk. Dolayısıyla 100 ile 600'ü çarpacağım. 6 kere 1 6. Sonra da 4 tane 0. Yani ne olacak arkadaşlar? 60.000 olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.